Yahu Kerem, bir umut, bir gazla geldik ama bizim burada ne işimiz var? Nasıl ne işimiz var abi? Sen demedin mi işlerimiz kötüye gidiyor, bir çözüm bulmamız lazım diye? Evet dedim de Kerem, bulduğun bu çözüm ne kadar mantıklı sence? Bu kadın bu işlerin ehli, civarda çok bilinen biri. Bu tarz işleri olan herkes onun yanına geliyor. Başımıza iş almayalım. Abi rahat ol, ben yanındayım diyorum. Herkese sordum, araştırdım. Korkulacak bir şey yok. İşte bu konuşmanın geçtiği gün, hayatımın en büyük hatasına düştüğüm gündü. Birkaç ay önce. Dışarıdan gelen korna sesleriyle saatlerdir beklediğim Kerem'in geldiğini anladım. Ve eşime işlerimin olduğunu, geç saatlerde döneceğimi söyleyerek evden ayrıldım. Kerem, yıllardır yanımda çalışan, benden yaklaşık 10 yaş kadar küçük olan elemanımdı. Son dönemlerde işlerimin kötüye gitmesi yüzünden farklı arayışların peşine düşmeye başlamıştım. Bunda Kerem'in payı da büyüktü. Elimde kalan son birikimlerle bir dedektör almış, onunla beraber gündüz işte çalışıp geceleri ise define arıyorduk. İlk zamanlarda büyük hevesle yaptığımız bu iş son dönemlerde amelelikten öteye gitmez ve beni sıkmaya başlar olmuştu. O gece yine Kerem'in bulduğu bir yere bakmaya gidiyorduk. Uzun süren araba yolculuğu ve yürüyüşün ardından kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktada bulmuştuk kendimizi. Kerem, emin misin burası olduğuna? Evet abi, eminim burası. İyi ama burada ya da yakınlarında ne bir yerleşke ne de eski bir kalıntı yok. Neden buralara gömmüş olsunlar ki? Gömenler de senin gibi düşündükleri için abi. Kimse burada böyle bir şeye ihtimal vermez neticesinde. Sen makinayı çalıştır, bakalım. Hem bak, haritada ne varsa harfiyen uyduk. Başka bir yerde olma ihtimali yok. Buraya kadar gelmişken bakmadan gitmek olmazdı. O yüzden hızla makinayı kurup alanda dolanmaya başladım. Önümde kocaman bir arazi vardı. Ama ne bir iz ne de bir işaret yoktu. Birkaç saat boyunca arazide dolaştım. Yorulduğumu gören Kerem sağ olsun makineyi alarak kaldığım yerden devam etti. Bana göre onun dolaşması daha kısa olmuştu. 20 dakika kadar arazide enine uzununa gittikten sonra dedektörden gelen dıt sesiyle hızla yanına koştum. Makinenin ötüş ve bitiş yerlerini tespit ettiğimiz gibi makineyi kapatıp kazma küreye sarılarak kazmaya başladık. Yoruldukça değişiyor, birimiz kazarken diğeri hem gözcülük yapıyor hem de dinleniyordu. 1,5 metre kadar kazmıştık. Ben yorulduğum için kuyudan çıktım ve Kerem devam etmeye başladı. Kuyuya 1 metre kadar geride durarak bakıyordum. Dağ başında olduğumuz ve saatlerdir ses çıkarmamıza rağmen gelen gidenin olmamasının verdiği rahatlıkla yere oturarak dinlenmeye başladım. Arada sırada da hafifçe dikleşip etrafa bakınıyordum. Oturalı daha 5 dakika anca olmuştu ama üzerime çöken bir ağırlıkla gözlerim kapanmaya başlamıştı. Oturduğum yerde hafif hafif kendimi geriye doğru bıraktım. Uyku o kadar tatlı geliyordu ki anlatamam. Gözlerim kendiliğinden kapanmıştı çoktan. Canımın acısıyla ah diyerek açtım gözlerimi. Kerem kuyudan bağırarak çıkmaya çalışıyordu. Canım öyle bir yanıyordu ki o acıyla hemen acıyan yerime bakmak için eğildim. Korkmadım dersem yalan olur. Serçe parmağımdan az küçük olan sarı sarı karıncalar üzerimde dolaşıyor, etimi koparırcasına ısırıyorlardı. Elimle üzerimde olan karıncalara hızla vurmaya başladım. Ölen üzerimden düşüp her nasılsa kayboluyordu. Üzerimde olanları temizlediğim gibi hızla Kerem'in yanına giderek elinden yakaladım ve kuyudan çekip çıkardım. Onun da üzerinde bir sürü karınca vardı. Kerem acıyla bağırırken karıncaları hızla üzerinden silkeledik. Kuyudan karıncalar çıkmaya devam ediyordu. Üzerlerine basıp öldürmeye çalışsak da nafile. Biz öldürdükçe daha fazla çıkmaya başlıyordu. Abi, bunlar iyi saatte olanlar olmasın. Saçmalama be Kerem. Abi baksana, sen daha evvel bu kadar büyük karınca gördün mü? Onu geçtim, bu renkte olanını gördün mü? Renkleri sarıydı, doğru ama dağ başında olunca insan olabilir diye bekliyor. Ayın
Bulut arkasından çıkmasıyla karıncaların parlaklığı daha da artmıştı. Karıncaların sayısı artarken baş edemez olmaya başlamıştık. Yeniden üzerimize tırmanmaya başladıklarında garip sesler çıkarttıklarını fark ettik. Kaçmaktan başka çaremiz kalmamıştı. Malzemeleri alarak hızla oradan uzaklaştık. Eve vardığımda güneş doğmak üzereydi. Yaz ayında olduğumuzdan oldukça erken doğuyordu. Dinlenebilmemiz için yeterli vaktimiz vardı. Eşyaları Kerem'in arabasında bırakarak vedalaşıp eve geçtim. Onun arabası dağ bayır gitmeye benimkinden daha uygundu. Eve girip sessizce üzerimi değiştirdim ve eşimin yanına uzanarak gözlerimi kapadığım gibi uyumaya başladım. O kadar yorgundum ki eşimin 8'de tepemde dikilip uzunca uğraşması sonucunda ancak uyanabilmiştim. Yorgun argın yataktan kalkıp hazırlandım ve iş yerime doğru yola koyuldum. Saat 9 gibi açabilmiştim iş yerini. Çok geçmeden Kerem de benimle aynı durumda gözleri şiş şekilde geldi dükkana. Birbirimize bakıp güldükten sonra kahveden iki çay söyleyip konuşmaya başladık. Abi, emin ol orada define var. Baksana gece yaşananlara. Hem o kadar karınca ısırdı seni. Hiçbir yerinde yara var mı? Yok Kerem. Sabah baktım, bedenimde bir şey yoktu. Ben de baktım abi, emin ol. Bende de bırak yarayı, bir çizik bile yok. Orayı iyi saatte olsunlar sahiplenmişler. Saçmalama Kerem. Öyle olsaydı bizi bu şekilde mi korkuturlardı? Onu geçtim, çarpar öldürürlerdi bizi. Makinenin ötmesine ne diyorsun peki? Makine kul yapısı neticede. Hata vermiş ya da bozulmuş olabilir. Ya da karıncaları renginden dolayı altın sanmış da olabilir. Abi, ben ciddi konuşuyorum, sen dalga geçiyorsun. Ne yapayım Kerem? Bizim elimizde olan bir şey değildi neticede. Evet, baktık, kazdık ama olan ortada. Hem senin dediğin gibi cinlerin sahiplendiğini varsayalım. Bu konu hakkında bilgimiz yok ve görmediğimiz alemden olanlara ne yapabiliriz? Neticesinde tehlikeli varlıklar. Sen de haklısın abi. Ne diyeyim ama, emin ol, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bir şekilde bir yolu vardır elbet. Bu konuşmalar eşliğinde çaylarımız bitmiş, dün geceki gibi bir anda uyku bastırmaya başlamıştı. Kerem, benim acayip uykum var. Sen işlere bak. Ben birkaç saat uyuyayım, ben uyanınca da sen uyursun. Tamam abi, sıkıntı yok. Sen rahat uyu. Aman diyeyim, uyuyakalma. Zaten işler kesat, daha fazla sıkıntı yaşamayalım. Tamamdır abi, meraklanma sen. Benim uykum yok zaten. Tamam diyerek koltuktan birkaç yastık aldım ve dükkanın arka tarafında depo olarak kullandığımız yere geçtim. Yaptığımız iş kumaşlarla alakalı olduğundan üzerine çıkıp uyumamın mahsuru olmayacaktı. Minderleri başımın altına koydum ve yumdum gözlerimi. Çok geçmeden uyuyakalmışım. Öğlen ezanının gelen sesiyle açtım gözlerimi. Bu uyku bana oldukça iyi gelmiş, bütün yorgunluğum üzerimden uçup gitmişti. Dükkan kısmına çıktığımda Kerem telefonda biriyle konuşuyordu. Geldiğimi görünce konuşmayı fazla uzatmadan kapattı telefonu. Abi, gelebildin mi kendine? Bayağı iyi geldi. Sen de git uyu biraz. Yok abi, benim uykum yok. Zaman geçsin diye milleti arayıp konuşuyordum. Sen geldiğine göre seninle muhabbet edebiliriz. O günden sonra birkaç farklı yere daha giderek baktık ama bir şey çıkmadı. Aradan birkaç ay anca geçmişti. Artık iş yerini kapatmaktan başka çarem kalmamıştı. Sabah Kerem geldiğinde durumu ona anlatıp eşyaları toplamaya başlayacaktım. Saat 9 gibi Kerem yüzünde olan heyecanla girdi dükkana. Yırttık abi, yırttık. Ne oldu Kerem? Neyden yırttık? Anlat hele. Abi, sana demiştim ama bana inanmamıştın. Bu işlerle uğraşan bayağı insanla konuştum. Hepsi aynı şeyi söyledi. Hani şu karıncalar vardı ya, orası büyüyle kapatılmış. O yüzden bize öyle görünmüşler. Kerem, büyü diyorsun sen de. Ne yapacağız büyü olan yerde? Büyüyü bozacak kişiyi buldum abi. Kaç zamandır araştırıyordum bu işi. Sabah haber gelince hemen gelip sana haber vereyim dedim. Bu civarda bu işlerle uğraşan hocayı hiç duymamıştım Kerem.
Hoca değil zaten. Kadın ve komşu ilçede oturuyormuş. Dün izin günümdü ya, gidip ilçede kadını araştırdım. Yüzlerce kişiye sordum, herkes kadını çok methetti. Kadınla görüşmek istedim. O da ben sana haber vereceğim, benden haber alınca gelirsin dedi. Sabah ondan gelen haberle uyanıp hemen buraya geldim. Kadın bizi bekliyor abi. Hemen gitmemiz gerek. E dükkan ne olacak peki? Abi zaten iş yok. Cama hemen döneceğimizi yazar gideriz. Kimsenin de dikkatini çekmez. Kadın bu işi halledince zaten hiçbir şeye ihtiyacımız da kalmayacak. Kerem'in sözleri içimi umutla doldurmaya başlamıştı. Sonbahar ayları olduğundan montumu giyindiğim gibi benim arabaya atlayıp kadının evine geçtik. Yahu Kerem, bir umut bir gazla geldik ama bizim burada ne işimiz var? Nasıl ne işimiz var abi? Sen demedin mi işlerimiz kötüye gidiyor, bir çözüm bulmamız lazım diye. Evet dedim de Kerem, bulduğum bu çözüm ne kadar mantıklı sence? Abi, bu kadın bu işlerin ehli. Civarda çok bilinen biri. Bu tarz işleri olan herkes bu kadının yanına geliyormuş. Başımıza iş almayalım. Abi rahat ol. Ben yanındayım diyorum sana. Herkese sordum, araştırdım. Korkulacak bir şey yok. Kerem'in sözleriyle kendimi teskin etmeye çalışıyordum. Elimizde avucumuzda bir şey kalmamıştı. Eğer Kerem haklı çıkarsa, içinde olduğumuz sıkıntılı durumdan kurtulmuş olacaktım. Kadının kapısını çaldığımızda o kadar güzel bir kız açtı ki kapıyı, bir insanın bu kadar güzel olabileceğini düşünemezdim. Kerem lafa girerek Belgüzel Hanım'a bakmıştık dedi. Annem içeride, sizi bekliyordu zaten. Buyurun. İçerisi oldukça lüks eşyalarla döşenmişti. Uzun koridor boyunca ilerledikten sonra kız bizi bir odaya soktu. Bu oda evin geri kalanına oranla oldukça kötü döşenmiş. Her yerde garip garip eşyalar vardı. Birkaç dakikalık bekleyişin ardından içeriye 1.50 boyunda anca olan çirkin mi çirkin bir kadın girdi. Odanın köşesinde olan tekli koltuğa geçerek oturdu ve gözlerini bize dikerek ''Hoş geldiniz, ben Bergüzar'' dedi. O an kızın annem dediği kadının bu olduğunu görünce kesin kendisini büyü yapıp yakışıklı bir adam bulmuştur diye düşünmeye başladım. İçimden gülmek geçse de kendimi sıkmam gerekiyordu. Kerem lafa girerek ''Bu adil, bu işte beraberiz. Sizden haber gelince onu alarak gelmek istedim. Biliyorum, şimdi ikinize de bakacağım. Ardından da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım. İçiniz rahat olsun.'' Kadın oturduğu yerin yan tarafında olan masanın üzerinden iki tane tası aldı. Köşede duran ağzı açık kabın içerisine daldırıp su doldurdu ve geri masanın üzerine bıraktı. Ardından küçük bir toplu iğne ile sol el baş parmağına delik açtı. Parmağı sanırım sürekli bu işi yapmaktan mosmor ve delik deşik olmuştu. Kan çıkmaya başlayınca tastan birinin içerisine 5 damla damlattı. Ardından parmağını bir bezle sıkıca bağladı. Sulara bakarken ağzı kıpırdıyor, bir şeyler okuyor gibiydi. Bir anda kafasını kaldırdı ve Kerem'e bakarak ana adını ve doğum tarihini sordu. Kerem söyledikten sonra Kerem'in hayatına dair ne varsa anlattı. Anlatması bittiğinde kafasını yeniden eğdi ve bir şeyler okumaya devam etti. Birkaç dakika sonra o korkunç suratını ve gözlerini bu defa bana dikti. Benimle alakalı Kerem'in bile bilemeyeceği şeyleri anlatınca ister istemez bir güven oluştu. Bana bakması bitince gene aynı şekilde tasa gömdü kafasını. Bize yeri detaylıca tarif ederek olanları anlattı. Orası, Kurtuluş Savaşı'ndan hemen önce gömülen bir yermiş. Altınların sahibi yabancı uyruklu biriymiş. Savaş öncesinde altınlarını gömüp Osmanlı'ya karşı savaşmış ama savaşta ölünce geri gelip alamamış. Altınları gömen adam oldukça cimri biri olduğundan servetini kimse bilmezmiş. Evlenmediği için de kimse gelip çıkaramamış. Zaten adam da bunu istemediğinden bir büyü yaptırmış. Büyüyü bozarım, altınları almanıza yardım ederim ama çıkanların %20'sini ben alırım bilesiniz. Kadının teklifini kabul etmekten başka çaremiz yoktu zaten. Kadınla anlaştık, hazırlık yapılması gerektiğini ve 2 gün sonra olan Dolunay'da yanına gitmemizi
Büyüyü orada bozacağımızı ama gitmeden evvel bizi korumaya alması gerektiğinden bahsetti. Ailemizden kimsenin etkilenmemesi için onlara da koruma yapmamız lazımmış. Bu yüzden onlara dair bir şeyler istedi. Burada eşimden başka kimsem yoktu zaten. Cüzdanımdan resmini çıkararak verdim. Kerem de anne babasının resmini verdi. Kadın eliyle git işareti yapınca teşekkür ederek yanından ayrıldık. Kızı bizi yolcu ederken bir adam geldi. Kız, "Hoş geldin babacığım" diyerek içeriye buyur ettiğinde bu ikisinden bu kızın çıkmasının mümkün olmadığına, ya evlatlık ya da başka bir durum olduğuna kanaat getirmeye başlamıştım. Kerem'le arabaya giderek bizim ilçeye geçtik. 2 gün sonra bu problemin çözüleceği ve zengin olacağımızın neşesiyle girdik dükkana. Kerem bir süre oturduktan sonra "Benim çıkmam lazım" diyerek yanımdan ayrıldı. Ben de dükkanın kapanma saatine kadar bekledikten sonra eve geçtim. Karıma olanları anlatarak yakında kurtulacağımızın müjdesini verdim. O 2 gün bir türlü geçmek bilmedi. Kadınla anlaştığımız gün geldiğinde akşam saatlerinde giderek kadını aldık. Saat gece yarısına geldiğinde kazdığımız yere varmıştık. Kadın önce kuyunun etrafında bir süre dolandı. Ardından bir şeyler okudu ve tam tersi yöne dönmeye başladı. Dönmesi bittiğinde üzerinde yazılar olan bir kağıdı ateşe verdi. Dikkatli baktığımda üzerinde bizlerin resimleri vardı. Kağıdı bir tasa koydu. Kağıt tasta yanmaya devam ederken beni yanına çağırdı ve elimin iç kısmından bir kesik attı. Akan kanı kağıdı koyduğu tasa damlatmaya başladı. Ardından bir kağıt daha yakıp başka bir tasın içerisine koydu. Ona ise önce bir şişeden koyu renkli bir şey döktü. Sonra Kerem'i çağırıp onun elini kesti ve tasın içerisine akıttı. Biz ellerimizi sararken o gün yaptığı gibi kendi baş parmağına bir delik açıp ikinci tasın içerisine akıttı. Olanları izlerken başım dönmeye, gözlerim kararmaya başlamıştı. Dizlerimin üzerine çökerek kendime gelmeye çalıştım. Kendimi biraz olsun toparladığımda etrafımızda garip gölgeler görmeye başlamıştım. Kadın Kerem'e bakarak "Gir kuyuya, her şey hazır" dedi. Ben gördüğüm gölgelerden dolayı altıma kaçırmak üzereydim. Gölgelerin suretleri görünmüyor, etrafımızda kadının yaptığı gibi dolanıyorlardı. Taslarda olan ateşler Kerem her kazmayı vurduğunda daha da güçlü yanmaya başlıyordu. Normalde sadece kağıtlar vardı. Birkaç saniye yanıp bitmesi gerekiyordu. Daha da güçlenmeleri garibime gitmişti. Gerçi içinde olduğumuz durum zaten korkunçken onun öyle olması çok daha normal olmasa gerek. Kerem kazmayı hızla sallarken karıncalar gene kuyudan çıkmaya başlamıştı. Kadın Kerem'e sakın durma diye bağırıyordu. Kerem korkuyla kazarken karıncalar kadının dibine kadar gelmişlerdi. Kadın hemen tasta olan kanı ateşle beraber karıncalara döktü. O an öyle bir gök gürledi ki zifiri olan gece resmen ışıl ışıl aydınlanmıştı. Hiç görmek istemediğim gölgelerin hepsi gözlerini bana dikmiş bakarken yüzlerinde oluşan pis sırıtışla ortadan kayboldular. Hadi, gözümüz aydın. Bitti. Kadının bu sözüyle yerde olan parıltılar dikkatimi çekmeye başlamıştı. Az önce gördüğümüz bütün karıncalar altına dönmüş, yerde dolunayın ışığıyla parıl parıl parlıyorlardı. Biz gelirken hava açıktı, sonra kapandı gök gürledi. Şimdi ise ay gene ışıl ışıl parlıyordu. Yerimden doğruldum ve kadının yanına giderek yerdeki altınlardan birini alıp bakmaya başladım. Bunlar gerçekti. Hemen Kerem'in yanına giderek baktığımda kuyuda bunun gibi binlercesi vardı. Olanların hepsini topladıktan sonra hızla oradan ayrılıp kadının evine geçtik. Altınları paylaştıktan sonra Kerem beni dükkana bıraktı, kendi ise evine geçti. Altınları dükkanda olan kasaya bıraktım. Tam çıkacağım sırada hırsız girer ve hepsini alırsa diye bir korku girdi içime. Hızla geriye dönüp ne olur ne olmaz diyerek büyük bir kısmını aldım ve depoda olan çöp kutusunun en altına bıraktım. Kimsenin aklına gelmezdi neticede. Eve geçtiğimde eşime bulduklarımızı anlattım ve oldukça sevindi. Şimdi borçlardan kurtulup yeni bir sayfa açmaya gelmişti sıra. Olayın üzerinden 10 gün geçtikten sonra
Kerem'le beraber bir kısmını elden çıkardık. Daha doğrusu o tamamını, bense şu anlık ihtiyacım kadarını çıkardım. Bir süre daha burada yaşayıp sonrasında gidecektim. Kerem ise birkaç hafta sonrasında yurt dışına gidecekti. Bütün borçlarımı ödedikten sonra düze çıkmıştım. Geride bir ömür sürekli harcasam da yetecek kadar altın kalmıştı. Altınları çıkarmamızın üzerinden yaklaşık 15 gün geçmişti. O akşam eve giderken altınları çıkarttığımız zaman gördüğüm gölgeler benzeri gölgeleri yol kenarında giderken gördüm. Başım dönmeye başlamıştı yine. Kaza yapmamak için aracı kenara çektim ve hızla araçtan çıkarak kusmaya başladım. Öğlen saatlerinde her zaman yemek yediğim yerden söylemiştim dükkana ama nedense tadı da garip gelmişti. Belki içine katılan bir şey dokunmuş olabilirdi. Bilemiyorum. Yediğim ne varsa hepsini çıkardım. Arabanın bagajında olan suyu alıp ağzımı ve yüzümü yıkadım. Bidonu bagaja bırakıp kapattığım sırada o bütün gölgelerin etrafımı sardığını gördüm. O korkuyla içim geçmiş. Kendime cebimde olan telefonun titremesiyle geldim. Burada ne işim var diye anlamaya çalıştığım sırada en son gördüğüm şeyler aklıma gelmeye başladı. Hızla yerimden kalkarak korkuyla etrafa bakındım. Her şey çok normal duruyordu ve görünüşte gölge falan da yoktu. Israrla cebimde çalmaya devam eden telefonu çıkarıp baktığımda arayan eşimdi. Saatse bayağı geç olmuştu. Uzun zamandır baygın yatıyordum anlaşılan. Telefonu açtığımda kızmasını beklerken gayet sakin şekilde nerede olduğumu sorunca gördüklerimi anlatmadan yolda başımın döndüğünü, geçmesini beklerken de uyuyakaldığımı söyledim. Telefonu kapattıktan sonra hızla eve geçtim. Eşim yemek yapmış, yemek için beni beklemişti. Midemin bulanması geçmişti ama nedense hiç yemek yemek içimden gelmiyordu. Eşimin zorlamasıyla birkaç kaşık anca alabilmiştim. Yemeğin ardından halsiz olduğum için direkt yatağa girip uyumaya başladım. Eşimin Adil diye seslenmesiyle açtım gözlerimi. Bir şey olduğunu düşünerek hızla eşime dönüp bakmaya başladım ama eşim uyuyordu. Rüya görüyordum anlaşılan diyerek tam kafamı yastığa geri koyacaktım ki gene aynı sesi işittim. Bu ses eşimin sesine benziyordu ama ona ait değildi. Ve bir yerden tanıdık geliyordu. Ama nereden olduğunu bir türlü hatırlayamadım. Yatağımdan yavaşça kalkıp camdan dışarıya baktım. Kimse yoktu. Tam geri döneceğim sırada tekrar Adil diye aynı tonlamayla gelen sesi işittim. Ama bu defa yerini az çok anlayabilmiştim. Ses oturma odasından geliyordu. Kapının yan tarafında olan elektrik süpürgesinin borusu gözüme ilişince ne olur ne olmaz diyerek sessizce söktüm ve iç tarafa doğru yürümeye başladım. Parmak uçlarımda ilerlerken aynı ses Adil. Gel, seni bekliyorum dedi. Oturma odasının kapısına geldiğimde kapıda olan buzlu camdan içeride hareket eden ışıklar görünmeye başladı. Kalbim korkudan çarparken bir cesaret Bismillah diyerek açtım kapıyı. İçeride kimse yoktu. Üstelik demin gördüğüm hareket eden ışık kaynakları da yoktu. Uyku sersemi olduğumu, beynimin bana oyun oynadığını düşünerek kapıyı kapattım. Tam arkamı döndüğüm sırada onu gördüm. Bu Bergüzar'a anne diyen kızdı. Karşımda durmuş, öylece bana bakıyordu. Bana doğru gelmeye başladığında sureti de değişmeye başlamıştı. Korkudan kıpırdayamıyor, konuşmak istememe rağmen ağzımı kontrol edemiyordum. Kız ile aramda birkaç adım kaldığında dışarıda gördüğüm gölgelerden farkı kalmamıştı. Korkunç gözlerini gözlerime dikti ve sen benimsin diyerek üzerime atladı. O an korkuyla kanter içerisinde yatağımdan sıçrayarak uyandım. Her şeyin kabus olması içimi rahatlatmıştı. O gün o kadınla dalga geçmemin nedeni olarak gördüğüm bir rüyaydı bu. Yataktan kalkarak su içmek için mutfağa doğru ilerlemeye başladım. Ara holden geçip mutfağa girdiğim sırada aynı sesi yeniden duydum. Orada korkudan kendimden geçmişim. Sabah eşimin telaşla başımda bağırmasıyla uyandım. Hayatım, bağırma, iyiyim. Dünden beri bir şey yemedim, şekerim düşmüş kendimden geçmişim o kadar. Şimdi bir şeyler yiyince kendime gelirim. Yerimden doğrularak banyoya geçtim.
Elimi yüzümü yıkarken kafamı kaldırdığım sırada o gene arkamdaydı. Gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Yavaşça gözlerimi yumdum, içimden ona kadar sayarak geri açtım ama o gene oradaydı. Ağır ağır arkamı dönerek onunla yüz yüze geldim. Benden birazcık kısaydı. Korktuğumu belli etmemeye çalışarak benden ne istiyorsun diye sordum. Senden bir şey istemiyorum. Sen zaten benimsin. Ben benim olanı izliyorum o kadar. Ben senin falan değilim. Hatta sen burada bile değilsin. Sadece beynim bana oyun oynuyor, hepsi bu. Ben gerçek değilim öyle mi? Sence gerçek olmasam sana bunu yapabilir miydim dedi ve elini boğazıma götürerek sıkmaya başladı. Nefes alışverişlerim giderek zorlaşıyor, ciğerlerimdeki oksijen azalıyordu. Gözlerimin içerisine diktiği gözleri geceden daha siyah olduğunda ben var mıyım yok muyum anladın mı şimdi diye sordu. Sesim çıkmıyordu. Bedenim hareket etmiyordu. Sadece göz kapaklarımı evet manasında açıp kapatabildim. Gözlerim tamamen kararmaya başladığı sırada ellerini gevşeterek boğazımdan çekti. Derin derin nefesler alarak kendimi toparlamaya çalışırken eşim banyonun kapısını çaldı. Adil, hadi kahvaltı hazır. Daha fazla oyalanmadan gel. Eşime belli etmemeye çalışarak kısık sayılabilecek bir tonda tamam diyebildim. Bu kadına güvenme. Zorla çıkan sesimle ne demek istiyorsun diye sordum. Anlayacaksın zamanla dedi ve bir anda ortadan kayboldu. Yüzüme birkaç kez daha su vurup kurulanarak banyodan çıktım. Ben fark etmemiştim ama kızın sıktığı yer morarmıştı ve eşim boynuna ne oldu diyerek elini boynuma attığı sırada ancak anlayabilmiştim. Bilmiyorum. Gece olmuş olabilir hayatım. Şu an kurt gibi açım. Birazdan geçer herhalde diyerek sofraya kuruldum. Ne olduğunu anlamlandıramadığım olaylar yaşıyordum. Gerçek değil demek isterdim ama az evvel yaşadığım şey gerçeğin ta kendisiydi. Kahvaltının ardından evden ayrılarak iş yerine geçtim. Evde daha fazla kalırsam kafayı yiyebilirdim. 38 yıllık hayatımda hiç yaşamadığım kadar garip olayları şu birkaç saat içerisinde yaşamıştım. Dükkanda otururken ensemde garip bir esinti hissetmeye başladım. Kapılar ve pencereler kapalıydı ama ensemde soğuk bir rüzgar esiyordu. Dükkan giderek soğumaya başlamıştı. Askılığa giderek montumu aldım ve şapkasını kapattım kafama. Kombinin yanına giderek kontrol ettim ama bir anormallik yoktu. Çalışıyordu. Dükkanın içerisinde volta atmaya başladım. İleri geri gidip gelirken o esintiyi hissediyordum. Sırtımda montum, kafamda montun şapkası varken oluyordu bu. Normalde bu montla kışın bir kere bile üşüdüğümü hatırlamam. Ama şimdi resmen donuyordum. Ne kadar volta attım bilmiyorum. Kerem, dükkana gelene kadar da devam ettim. Paraları bozdurduktan sonra işten ayrılmış olmasına rağmen ara ara uğrardı yanıma. Selamın aleyküm abi. Ve aleyküm selam Kerem. Hoş geldin. Hoş buldum da abi. Bu ne hal? Kombi mi bozuldu? Yok, kombi çalışıyor. E daha ne abi? Neden montla duruyorsun? Kafanı da kapatmışsın üstelik. Bilmiyorum Kerem. Sanırım üşüttüm. Sabahtan beri bir garibim. Havalar değişti abi. Belki ondan dolayı olabilir. İstersen doktora gidelim beraber. Yok, birazdan geçer. Geçmezse zaten akşama doğru giderim. Güvenme ona. Gene aynı ses. Efendim abi, anlayamadım. Yok, sana demedim. Ne zaman geçer diye düşünüyordum, sesli söylemişim. Neyse abi, benim hazırlıklara devam etmem gerek, yine uğrarım sana. Tamam Kerem, kolay gelsin sana şimdiden. Sağ ol abi, görüşürüz. Kerem dükkandan çıktığı anda ensemde hissettiğim esinti sanki nefes alışverişine dönmüştü. Arkamda olduğu hissi içime doğmaya başlarken korku da bedenimi esir alıyordu. Doğru tahmin. Arkandayım. Dön hadi. Gelen sesle kanım damarlarımdan çekilmişçesine kasılmaya başlamıştım. Ağır hareketlerle arkama dönmeye başladım. Dönerken de gözlerimi sıkı sıkıya yummuştum. Dönüşümü tamamladığımda ensemde olan esinti yüzüme gelmeye başlamıştı. Aç gözlerini. Gelen emir verici sözle gözlerimi açtım. Karşımda gene
kadının kızı görünümünde duruyordu. Bu haliyle korkunç değil, tam aksine sevecen geliyordu gözüme ama değiştiğinde aynı şeyleri söylemem pek mümkün değildi. Konuşacağım ama gene kızacaksın diye korkuyorum. Konuş. Ben daha birkaç gün öncesine kadar sizlerin sadece ismini bilirdim ama şu an sen sürekli yanımdasın. Benden ne istiyorsun? Birkaç gün öncesine kadar benim değildin. Artık ruhun da bedenin de benim. Neden yapıyorsun bunu? Bir nedeni yok. Sen beni beğenmiştin, ben de seni. Onca zaman insanlar gelip gittiler ama kimse beni sen dışında fark etmedi. İyi de onların da karşısına bu güzellikte çıkmadın mı? Seni fark etmemeleri nasıl mümkün olabilir ki? Ben herkese aynı görünmem. Gelenin kalbi nasılsa beni öyle görür. Mesela demin gelen beni o gün bu şekilde gördü dedi ve bir anda kısa ve oldukça çirkin bir çocuk görünümüne girdi. Bunun her hali korkutucuydu. Benim ile ilgili düşünürken dikkatli ol. Aklından geçen neyse onu duyabiliyorum. O zaman sen o günkü söylediklerimi de duydun. Evet. Benim onlardan olmadığımı ve farklı olduğumu anlayan tek kişisin dedim ya. İyi ama o sadece bir düşünceydi o kadar. Gene beni sinirlendirmeye başlıyorsun. Tamam, sustum. Sen artık benimsin Adil. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, her daim benimsin. İyi ama ben evliyim. Dert etme, yakında bitecek. Ne olur karıma bir şey yapma. Neden? Çok mu seviyorsun onu? Evet, çok seviyorum. Peki, o seni seviyor mu? Evet, seviyor. Bu cevabımla cin oldukça yüksek bir sesle kahkaha atmaya başladı. Korkma, ben ona zarar vermeyeceğim. Normalde onu boğmam gerekirdi ama senin gerçekleri görmen için hiçbir şey yapmayıp sadece seyredeceğim. Zamanı geldiğinde bana hak vereceksin ve benden başkasına güvenmemen gerektiğini acı bir şekilde tecrübe edeceksin. Cin'in bu konuşmaları içime şüphe düşmesine neden oluyordu ama neticede bir cindi ve güvenmek ne kadar doğruydu emin değildim. Seninle çok işimiz var Adil. Duyuyorum dediklerini. İyi de sen böyle her dediğimi her zaman dinleyecek misin? Hayır. Sadece ben istediğimde dinlerim. Öğlen ezanı okunmaya başladığı sırada cin bir anda ortadan kayboldu. Nereye gitti diye düşünerek etrafa bakındığımda ensemde olan esintinin de kesildiğini fark etmiştim. Tam gitti kurtuldum diye düşünürken yeniden ensemde başlayan esintiyle yanımda olduğunu anlamıştım. Dünkü yemek meselesinden dolayı lokantaya giderek sormak için dükkandan ayrıldım. Hava almak iyi gelecekti. Ustam, selamın aleyküm. Ve aleyküm selam Adil kardeşim. Hoş geldin. Ustam, dün gelen yemeğe değişik bir şey mi kattınız? Tadı bayağı garipti de. Yok kardeşim, her zaman nasıl yapıyorsak aynı şekilde yaptık. Nicedir buradan yersin. Bildiğin tatlar. Anladım. Ben üşüttüm galiba. Dün tadı bayağı garip geldi bana. Olabilir. Belki de dedi ve küçük bir tasa dünkü yemeklerden birer kaşık koyup bana uzattı. Verdiği kaşıkla tadına baktığımda dünkü ile arasında dağlar kadar fark olan bir tadı vardı. Sen bana aynından yap da gelmişken yemek işini de aradan çıkarayım. Boş olan masalardan birine geçtim ve beklemeye başladım. Garson yemekleri getirdikten sonra afiyet olsun diyerek yanımdan ayrıldı. Besmele çekip yemeye başladığım sırada o gene bir anda karşımda belirdi. Artık gidiş gelişlerine alışmaya başlamıştım. Ezan okunurken nereye gittim birden? İşlerim vardı halletmem gereken. Beni bu kadar çabuk özleyeceğini bilsem gitmezdim dedi. Aklımı okuyor olması yüzünden düşünemiyordum. Ama bir yolunu bulup bu işten kurtulmam gerektiğini de biliyordum. Hesabı ödeyerek dükkana doğru yürümeye başladım. O ise ortalıkta görünmemeye devam ediyordu ama biliyordum ki yanımdaydı. Ensemde hissediyordum onu. Bir yanım kurtulmak isterken diğer yanım onu sürekli görmek istiyordu. İkilemler arasında gidip gelirken adın ne diye sordum. Gecikmeden Sadi diye yanıtladı. Aldığım cevapla daha da emin oldum. İçine düştüğüm boktan durumdan. Sadi, sen şimdi sürekli benim yanımdasın ya. Annem dediğin kadın yalnız başına ne yapıyor,
Kapıyı kim açıyor? Onun tek yardımcısı ben değilim. Benim gibi bir sürü var etrafında ki bizler çok hızlı hareket ederiz. Yani sen anlamadan gidip gelmiş olurum. Anladım. Hayır, anlamadın. Anlamış olsaydın eğer gücümün az da olsa farkına varırdın. Dükkana yaklaşırken Sadi, hızlı ol. Müşterim var, senin dükkana doğru gidiyor. Daha dükkanın sokağına dönmemiştik. Bunu söylemiş olması bende merak uyandırmış, adımlarımı hızlandırmaya başlamıştım. Köşeyi döndüğümde dükkana varmasına birkaç adım kalmış birini gördüm ve Sadi haklıydı. Dükkanın önünde durarak camdan bakınmaya başladı. Kimsenin olmadığını görünce tam yürümeye başlayacaktı ki geldim diye bağırarak adımlarımı daha da hızlandırdım. Olduğumuz ilçede daha evvelden görmediğim biriydi. Lazım olan bazı malzemeleri olduğunu söyleyip kabarık bir liste verdi. Bu adam 20 gün evvel gelse ne altın aramaya ne de bu belayı başımıza almamıza gerek olmayacak dollukta bir listeydi bu. Kağıtta yazan ne varsa eksiksiz şekilde tamamlayarak adamdan ücretini aldım. Adam araç çağırarak hepsini doldurdu ve görüşürüz diyerek dükkandan ayrıldı. Bir teşekkür yok mu? Ne için? Sana bu müşteriyi ben getirdim. Başka alışveriş yapacağı bir yer ararken sana yönlendirdim. Eğer benimle iyi geçinirsen sana bunun gibi bir sürü müşteri getiririm. Onu kızdırmamak adına teşekkür ederim diyerek memnun olmasını sağladım. Sabahki yaşattığı şeyi yeniden yaşamaya hiç niyetim yoktu. Dediğinde doğru mu söylüyordu, yalan mı söylüyordu emin değildim ama korku işte. O korku yok mu, ne derse inanıyor gibi yapmak zorunda bırakıyordu beni. İkindi saatlerinde gene ortadan kaybolmuştu. Bana ne kadar işim var dese de ezandan korktuğu aşikardı. Akşam ezanında ya da yatsıda bunu daha iyi anlayacaktım. Hava kararmaya başladığında dükkanı kapatarak eve doğru yola çıktım. Bizim eve yaklaşmaya başladığımızda akşam ezanı okunmaya başladı ve o gene ortadan kayboldu. Dün gece fenalaştığım yere yaklaştığımda karanlık çökmüştü. Tam kustuğum yere geldiğimde gene o gölgeleri görmeye başlamıştım. Şimdi yanımda olması hiç de fena olmayacaktı. Gölgeler beni fark ettiklerinde bir anda önümü kestiler. Zorla fren yaparak arabayı durdurabildim. Hepsi karşımda bana bakıyordu. Geri geri gitmeye niyetlendiğimde dikiz aynasından da birkaç metre gerimde onlardan kalabalık bir grup olduğunu gördüm. Onlar bana doğru yaklaşmaya başladıklarında Sadi'nin yeniden varlığını hissetmeye başladım. Ezan çoktan bitmişti. Korkma, in arabadan ve ben sana ne dersem yap. Onlardan korkma, ben yanındayken sana zarar veremezler. Sadi'nin varlığı bana anlamsız bir güven vermeye başlamıştı. Hızla kapıyı açtım ve arabadan inerek arabanın ön tarafında duranlara bakmaya başladım. Ne yapmam lazım? Onlardan korktuğunu belli etme. Bizler sizin korktuğunuzu yaydığınız enerjiden anlayabiliriz. Bana güven ve korkma. Sadi ne derse ona uymaktan başka çarem yoktu. Bir anda ağzımdan istemsiz kelimeler dökülmeye başladı. Ne dediğimi ben bile anlamıyordum ama karşımda olanların bana öfkelendikleri yüzlerinden anlaşılıyordu. Konuşan bendim, benim sesimdi. Nasıl olur da konuştuğumu anlayamazdım. Cinler üzerime doğru gelmeye başladıklarında daha gür şekilde bir şeyler söylemeye başladım. Bir ara o kara çarşaflılarla arama bir şey girdi. Gözlerim ne olduğunu anlamakta yetersiz kalıyordu. Konuşmaya devam ederken gözlerimi sıkarak odaklanmaya çalıştım. Bu benim elimdi ve karşımda olanlara havada açık şekilde dur dercesine bir hareket yapıyordum. Bu yaptığım karşımda olanları daha da sinirlendirmişe benziyordu. Aramızda sadece birkaç adım kalmıştı. Bir anda ağzımdan çıkan dumanla Sadi önümde belirdi. Anlaşılan içime girmişti ve konuşan oydu. Karşımızda olana öyle bir sesle bağırdı ki adeta dişi bir aslanın yavrularını korumaya çalışırken çıkardığı sese benziyordu. Dua okumaya çalışıyordum ama bildiğim ne varsa bir türlü aklıma gelmiyordu. O anın korkusundan mı yoksa başka bir nedeni mi vardı bilmiyorum ama her neyse bu bana engel oluyordu. Sadi bana bakarak korkma dedi
ve yeniden önüne dönerek karşısında olan cini beklemediği bir anda yakaladığı gibi kaldırıp geride olanlara fırlattı. Benim anlayacağım şekilde o benim. Onu benden almaya hiçbirinizin gücü yetmez. Ben yaşadığım sürece ona hiçbiriniz el süremezsiniz. Size verilen söz hükümsüzdür. Gidin, derdiniz neyse diğerleriyle halledin. Gölgelerin şekilleri giderek korkunçlaşırken hızla yandaki ormanlık araziye doğru ilerlemeye başladılar. Sadi bana doğru dönerek eski sevecen haline büründü. Ardından ellerini yüzümde gezdirmeye başladı. Elleri buz gibiydi ve sanki yüzümü değil de ruhumu okşuyordu. Kaskatı kesilmiş bedenim yeniden kendine gelmeye başlayınca hızla arabaya bindim ve eve doğru sürmeye başladım. Evin önüne geldiğimizde arabadan inerken söz verdin. Eşime bir şey yapmayacaksın. Evet, yapmayacağım. Zaten sen onun yüzünü yakında kendin göreceksin. Söylediklerine anlam veremesem de ondan korkumdan sormaya da cesaret edemiyordum. Eve girdiğimde içeriden garip bir koku geliyordu. Daha evvel hiç almadığım bir kokuydu bu. Eşimle görüşüp üzerimi değiştirmek için odaya girdim. Üzerime giyindiğim bir kıyafetle aynadan kendime baktığımda alt astar kısmında garip bir leke olduğunu gördüm. Eşim normalde aşırı titiz biridir. Ama bunu gözden kaçırmıştı sanırım. Üzerimde olanı çıkardım ve başka birini aldım. Onda da aynı leke vardı hem de aynı yerdeydi. Birkaç kıyafete baktım, onlarda da aynıydı. Sadi yanımda belirdi ve elini dolaba sokarak hem alt hem de üst için uzun zamandır giymediğim birkaç kıyafeti çıkardı. ''Onları giyme. Onlar sana zarar vermekten başka işe yaramaz. Bunları giy.'' dedi. Sadi'nin verdiklerini giyerek eşimin yanına geçtim. ''Hayatım, yenilerden neden giymedin de eskileri giydin?'' ''Birkaç tanesine baktım hayatım. Alt kısımlarında leke vardı. Ondan giymedim.'' ''Makinada bir şey değmiştir. Ben hemen atar, yeniden yıkarım hepsini.'' ''Hadi otur.'' Eşimle beraber sofraya geçtik. Yemeklerde garip bir koku vardı. Önceki gün yediğim yemekte de benzer bir koku vardı. O zaman anlamayıp yemiştim ama sonrasında aşırı derecede rahatsız olmuştum. Yeniden aynı şeyleri yaşamamak için midemin bulandığını ve halen normale dönmediğini söyledim. Eşim ise itiraz ederek "Sen artık benim yemeklerimi beğenmiyorsun" deyip sitem etmeye başladı. Ne kadar itiraz etsem de zorla yedirmeye çalıştı. Birkaç kaşığı zorlanarak yedim ama daha fazlasını asla midem kaldırmayacaktı. Midem yeniden bulanmaya başladığında hızla masadan kalkarak lavaboya gittim ve kusmaya başladım. Kusarken öyle acı bir su geliyordu ki midemden, içim yana yana kusuyordum. Lavaboyu bir güzel temizledim, ardından ellerimi ve yüzümü yıkayıp oturma odasına geçtim. Eşim yanıma gelerek "Neyin var hayatım?" diye sorduğumda ondan garip bir koku geldiğini fark ettim. Koku öyle keskindi ki burnumun direği sızlamaya başlamıştı. Ben üşüttüm herhalde hayatım. Dünden beri iyi değilim. Neden? Dükkan falan mı soğuk? Bilmiyorum hayatım. Kombiyi de yaktım ama nedense bütün gün kendimi kötü hissettim. Olabilir. Belki de mideni üşütmüşsündür hayatım. Ben hemen seni ve mideni rahatlatacak sıcak bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Eşim mutfağa gittiğinde yatsı ezanı da okunmaya başlamıştı. Sadi'nin yokluğundan istifade mutfağa gidip evden ve eşimden gelen kokuların halen durup durmadığına bakmaya karar verdim. Bunlar Sadi'nin oyunları olmalıydı. Hızla yerimden kalkarak mutfağa gittim. Eşim demliğe nane falan atıyordu. Yanına sokularak su almaya gelmiştim hayatım dedim ve raftan bardağı alarak yarısına kadar doldurup içtim ama koku aynıydı ve giderek beni rahatsız ediyordu. Daha fazla yanında kalmaya dayanamayarak oturma odasına geçtim ve camı açarak evi havalandırmaya başladım. Eşim işi bittiğinde elinde kocaman bir karışımla gelmişti. Uçuşan perdeyi gördüğünde bana kızarak "Hem hastasın hem de camı sonuna kadar açmışsın." Nefes alamadım hayatım. Hem de nedense sıcak bastı içimi. Biraz hava almak için açtım o kadar. Şimdiye kadar yeterince hava gelmiştir. Kapatalım onu ki daha da hasta olma. Eşim yanımdan geçerek camı sıkıca kapattı. Olduğum yer az da olsa havalanmıştı ama
Evde olan baskın koku yeniden içeriye dolmaya başlamıştı. Eşim, hadi hayatım, iç şunu. O seni çok rahatlatacak. Bardağı elime alarak kokusuna baktım. O kadar kötü kokuyordu ki anlatamam. Hayatım, bunun içerisinde ne var? Eşim saymaya başladığında birbiriyle alakasız o kadar şey vardı ki kokusunun böyle kötü olduğuna şaşırmamak gerekti. Zorla birkaç yudum aldım ama böyle iğrenç bir tat, böyle iğrenç bir koku olamazdı. Midemde bir şey kalmadığı için bulansa da kusasım gelmiyordu. Eşim zorla bardağın tamamını bana içirdi ve bardağı alarak mutfağa geçti. Koltuğa uzandım ve kendime gelmeye çalıştım. Karnımdan çok garip gurultular gelmeye başlamıştı. Üşüttüğüm gibi bir de midemi bozmuştum ve sanırım ishal olmuştum. Bu sesin başka bir açıklaması olamazdı. Sadi yanıma geldiğinde bana bakarak ne oldu diye sordu. Eşimin soğuk aldığım için yaptığı karışımdan bahsedince hepsini içtim mi diye sordu. Evet diyerek yanıtladığımda bir anda ortadan kayboldu. Nereye gitti diye yerimden doğrularak baktığımda midemde başlayan aşırı bulantı ile kendimi gene lavaboda bulmuştum. Deminkinden daha beter bir bulantıyla içimi dışarıma çıkarmaya çalışırcasına kusmaya başladım. Midemdeki her şey bittiğinde Sadi de yanımda belirdi. Son kez zorla, çok az kaldı dediğinde bir umut zorlayarak gerisini çıkardım ama bu defa kanla beraber gelmişti ne varsa. Zorlanarak doğruldum ve içeriği temizledikten sonra yüzümü yıkamaya başladım. Aynadan kendime baktığımda gözlerim kan çanağına dönmüş, boynumda ve yüzümde olan damarlar belirginleşmeye başlamıştı. Birkaç kere daha yüzüme su vurduktan sonra kurulandım ve kapıyı açmamla eşimi karşımda gördüm. Ama suratı öyle iğrenç görünüyordu ki midem yeniden bulanmaya başlamıştı. Onu görünce suratımda olan ifadeden ne hissettiğimi anlamamış, ne oldu hayatım, iyi misin diye sormuştu. Korkma ondan. Bu onun gerçek yüzü. Yok bir şey hayatım. İyi değilim o kadar. Gel, seni yatağa götüreyim, uyu dinlen. Yok hayatım, hastaysam sana bulaşsın istemiyorum. Ben salondaki kanepede uyurum. Sen geç dinlen. Bu gece eşim bu şekilde görünürken onunla uyumayı kaldıramazdım. Eşim salona yastık yorgan getirerek yatacağım yeri hazırladı. Eşim gittikten sonra konuşmadan karşımda duran Sadi'ye bakarak düşünmeye başladım. Ne oldu? Onu neden öyle görüyorum? Yediğin ve içtiğin şeyler sana zarar veriyor. İstemsiz olarak perden kalkmaya başladı. Nasıl yani? O gördüğün eşin de evet ama insanların yaydığı enerji, iyilik ya da kötülüklerini ortaya çıkararak bizler ve kalp gözü açık olan insanların o kişinin gerçek yüzünü görmesini mümkün kılan şey. İçinden bir kötülük geçirdiğini varsayalım. Bu anında yaydığın enerjiyi etkiler ve sinirliysen bizlerin dikkatini çekersin. Sana daha fazla kötülük yaptırmak için ya da çevrene zarar vermen için gelip sana vesvese veririz. Şimdi anladım. İnsan sinirliyken neden bir anda olmadık işlere kalkışıyor? Evet, aynen öyle. Eşim, peki o neden böyle görünüyor gözüme? Onu anlamana çok az kaldı halim. Sen neden söylemiyorsun bana? Gerçekleri kendi gözünle görüp algılaman içinde ondan. İçinde olduğum durum daha da karmaşık bir hal almaya başlamıştı. Sabah erkenden uyandım ve kahvaltı falan etmeden, hatta eşime bile görünmeden kendimi evden dışarıya attım. Duvarlar üzerime geliyordu ve eşimin o halini yeniden görmek istemiyordum. Binadan çıkıp arabaya binerek dükkana doğru ilerlemeye başladım. Yolda gördüğüm kim varsa hepsinin görünüşleri değişmiş haldeydi. Çocuklar haricinde herkes ya çok çirkin ya da melek gibi görünüyordu gözüme. Şimdiye dek sevdiğim, tanıdığım kim varsa oldukça çirkinleşmişti. Ya ben delirmiştim ya da Sadi haklıydı. Etrafa daha fazla bakmamaya gayret ederek hızla dükkana girdim. Bu nasıl bir işti ya Rabbim? Ellerimi semaya kaldırarak Allah'a dua etmeye başladım. Beni bu sıkıntıdan kurtarsın, refaha erdirsin diye. Köşe başında olan pastaneyi arayarak bir şeyler getirmesini istedim. Tutarlarını önceden sorduğum için parasını masanın üzerine bıraktım ve depo kısmına giderek çay yapmaya başladım.
Çırak siparişi getirdiğinde seslendi. Ben de onun suratını görürsem getirdiklerini yemeyeceğimden korktuğum için masanın üzerinde al diye bağırdım. Çırak tamam abi diye bağırdığında kapının kapanış sesini duyana kadar bekledim. Ardından hızla çıktım. Dükkanın kapısını kilitledikten sonra getirdiklerini alarak depoya döndüm. Birilerini görmeden bir şeyler yemek istiyordum. Yoksa sonum hastanede bitecekti. Çay hazır olduğunda masaya açtım gelenleri ve çayımı doldurup oturdum. Besmele ile başladığımda Sadi'nin bana baktığını gördüm. Elimle birini alıp ona doğru uzatarak "Sen de yesene, bakma öyle" dediğimde besmele çektin. Besmele ile başlanılan yemekten biz yiyemeyiz. Bize iğrenç gelir. Her ne kadar onun varlığından rahatsız olsam da bu durumu içimi burmuştu. Hemen telefona sarılarak aynından istediğim ve çıkıp kilitlediğim kapıyı açtım, parasını gene orada olan masanın üzerine bıraktım. Depo kapısının ardında çırağın gelişini bekledim. Çırak gelip gittikten sonra yine kapıyı kilitleyip masadaki yerimi aldım. Gelenleri Sadin'in önüne açarak çay ister misin diye sordum. Yok, bizlerin beslenmeleri sizlere göre biraz daha farklıdır. Nasıl yani? Şu an bizim alemimizde olmuş olsaydın bunu senin yediğin gibi yediğimi görürdün. Ama şu an sizin aleminizdeyiz. Bunun öylece durduğunu göreceksin. Bu böyle dururken sen nasıl beslenmiş oluyorsun? Her şeyi anlatacağım sana. Bizimle alakalı her şeyi zamanla öğreneceksin. Midem az da olsa kendine gelmişti. Montumu alarak hava almaya dışarıya çıktım. İnsanların görüntüleri ne kadar beni rahatsız etse de kapalı alanda kalmak da beni o derecede rahatsız ediyordu. Bir caminin yanından geçerken gözüm cemaate takılmıştı. İçerisinde çok güzel görünüşe sahip olanların olduğu gibi çok çirkin olanları da vardı. Bunlar neden böyleler? Onlar bize tabi olanlar, göstermelik iş yapanlar. Sen bu kadar şeyi bilmene rağmen neden doğru yolu seçmiyorsun? Bilmediğin şeyler var. O yüzden şu an bunlara kafanı yorma. Zamanı geldiğinde anlayacaksın. Sadi'nin söyledikleri ve sürekli zaman vurgusu sinirimi oldukça bozuyordu. İtiraz edip sorgulamak istediğimde ise bana yaşatacaklarından korkuyordum. Birkaç saat dolaştıktan sonra dükkana döndüm. Depoya çay yapmaya girdiğimde arka kapının açık olduğunu gördüm. Normalde çıkarken kontrol etmiştim. Buna emindim. Aklıma altınlar geldiğinde hızla kasaya yönelerek açıp baktım. Kasada kalan az miktardaki altın yerinde yoktu. Eğer çöpe bakmışlarsa gene 5 kuruşsuz kalmış olacaktım. Hızla koşarak çöpün yanına gittim. Elimi sokup içerisine baktığımda şükür ki hepsi duruyordu. Ne oldu Sadi burada? Zamanı gelince demiştim ya, işte o an bu an. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Sadi birden üzerime gelerek yakamdan tutup beni duvara dayadı. Buranın anahtarı kimde vardı? Ben ve Kerem de vardı ama Kerem işten çıkınca getirip bana verdi. Evet, verdi sana. Ama bir tanesini de eşine verdi. Buraya gelip altınları alan senin eşin de Adil. Bunların hepsi aslında bir oyundu. Sadi'nin ellerini tutarak beni bırakmasını söyledim. Şu an yapacakları umurumda değildi. Ne söylemeye çalışıyorsan Sadi, doğru dürüst söyle. Kerem senden evvel bize gelerek bu işi konuşmuştu ve yüksek bir para vermişti. Bergüzar kabul etmeden evvel beni seni kontrol etmem için gönderdi. Ben senin nasıl biri olduğunu anlatınca benden haber bekle diyerek Kerem'i gönderdi ve böyle bir plan kurdu. Plan derken neyi kastediyorsun? Beni nasıl bir tuzağa düşürdünüz? Asıl bize teşekkür etmen gerekirken şu davranışlara bak. Sadi cümlesini tamamlayarak sabahki masanın başına geçip oturdu ve bana eliyle oturmamı işaret etti. İstemiyorum ben diye tepki gösterdiğim sırada kendimi sandalyede otururken bulmuştum. Kıpırdayamıyor, sadece Sadi'ye bakabiliyordum. Birazdan benden duyacakların karşısında bir şey yapmaman ve sakinleşinceye kadar burada oturman için bedenini kapattım. Kerem'in senin eşinle ilişkisi varmış. Yıllarca senden gizli görüşmüşler. Önceleri karını da alıp kaçmak istemiş ama durumu olmadığı için seni kandırmaya devam etmişler. Bu altın meselesi ortaya çıkınca
Kerem birilerinden borç alarak bize geldi. Bergüzar'la anlaşmasıysa şöyleydi. Altınları almak için kurban verilmesi gerekiyordu. Cinlere seni kurban olarak sunmamızı, seni karından soğutmamızı, her geçen günde kafayı yiyerek ölmeni istedi. Bu sayede senin altınları da onlar almış olacaktı. Cinler seni öldürmese bile kafayı yiyip onların peşine düşemeyecektin. Geçen gün lokantadan gelen yemek yok muydu? Getiren kişi onların çırağı değildi. Senin oradan yemek söyleyeceğini bilen Kerem, ben zaten oraya geçeceğim. Ben veririm diyerek aldı yemeğini. Senin buraya gelince de gençlerden birine para verdi ve yemeğin tutarı neyse senden almasını da tembihleyerek gönderdi. Yemeğe kattıkları şey bir büyü değildi. Senin gerçekleri görebilmen için özel olarak hazırlanmış bir reçeteydi. Ama onlar büyü olduğunu sanıyordu. O reçete sayesinde sen benim varlığımı ve cin oluşumu anlayabildin. Bu normal şekilde olmuş olsa ve ben karşına gelerek sana cin olduğumu söylesem kaçarak uzaklaşırdın ama ne oldu? Beni çok kısa zamanda benimsedin. Altın ararken gördüklerin Bergüzar'ın oyununun parçasıydı. Onlardan olan korkunu Kerem görmüş olacaktı. Bu sayede de senden kurtulabileceklerini düşünerek daha rahat hareket etmeye başlayacaklardı. Kusmalarına gelecek olursak da Bergüzar onlara sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatmıştı. Karınla Kerem yurt dışına gitmek için gereken ne varsa hallettiler. Kerem, sana birkaç hafta sonrası için tarih vermişti ki aklında şüphe oluşmasın. Kıyafetlerinde olan lekeler, karının durumu daha da kesinleştirmek için kendi yapmış olduğu bir uygulamaydı. Her nereden bulmuşsa domuz yağı bularak sürmüş. Şu an ikisi de yoldalar. Sadi'nin anlattıklarını aklım almıyordu. İnanmak istemiyordum. Bunun senin oyunun olmadığını nereden bileyim? Benim oyunum olmuş olsaydı seni o gece ne diyor cinlerden kurtarayım. O gece Bergüzar'ın yaktığı kağıtları hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. O kağıtlarda bir anlaşma vardı. Cinlerin 10 gün boyunca bir şey yapmamalarını, 10. günün ardından harekete geçmeleri yönünde bir anlaşmaydı. 10. günden sonra sana görünüp korkutacaklardı. Bundan sonraki hayatında da korkutmaya devam edeceklerdi. Bir daha bu işlere bulaşman bu şekilde önlenmiş olacaktı. Eşim ve Kerem'in ise 17. gün ölümleri kaçınılmaz olacaktı. İlk başlarda görevlerini yerine getirdiler. 16. günün gecesinde ben senin daha fazla korkutulmaman için senin namını olan kısmı bozdum. Ama eşin ve Kerem için aynı şeyi söyleyemem. Bugün 17. gün. Evet, doğru. Birazdan haberleri gelecektir sana. Kerem'in bütün parası eşinin adına bankada yatıyor. Kimse Kerem'in altın bulduğunu bilmiyor. Biz bu şekilde hareket etmemiş olsaydık, bütün bu olanlar yüzünden çok kötü sıkıntılar yaşayacaktın. Hatta Bergüzar ölmeni bile sağlayabilirdi. İlk kez ben olduğumu anlayan birinin zarar görmesine izin veremezdim. Eğer insanların senin hakkında kötü düşünmesini istemiyorsan buna göre davran. Peki, benimsin dedin ya, o da plan icabı mıydı? Hayır, o gerçekti ve sen benimsin. Ömrüm boyunca da benim olmaya devam edeceksin. Telefonun çalmaya başlamasıyla Sadi eliyle kalkmamı işaret etti. Ve o an bütün bedenim serbest kaldı. Hızla içeriye geçip telefonu açtığımda karakoldan aradıklarını ve bir kaza olduğunu söylediler. Sadi'ye baktım, başıyla onayladığında dediğinin doğru olduğunu anladım ve hemen telefonu kapatarak verdikleri adrese geçtim. Teşhis etmem için çağırmışlardı beni. İçeriye girdiğimde Kerem'in ailesi de oradaydı. Eşimin yüzündeki örtüyü kaldırdıklarında sadece evet diyebilmiştim. Her ne kadar Sadi haklı çıkmış olsa da gözlerimden istemsizce yaşlar süzülüyordu. Öyle bir kaza geçirmişlerdi ki ikisinin de belden aşağısı parçalarına ayrılmıştı. Şahsi eşyaları teslim ettiklerinde eşimin evde olan takılarını da yanına aldığını gördüm. İçime tarifi imkansız bir nefret doldu o an. Yakın çevreden soranlara ailesinin yanına gideceği yalanını söylemek zorunda kalmıştım. Ailesi olayı haber alıp geldiğinde hepsini karşıma alarak olan biteni, bütün olayları ve beni yıllarca boynuzlamasını anlattım. İlk başta inanmasalar da
güvenip de hiç kontrol etmediğim telefonunda olan mesajları, uçakların biletlerini gösterdim. Yüzleri kızara kızara cenazeyi alarak kendi memleketlerine gitmek zorunda kaldılar. Eşimin evde olan ne kadar eşyası varsa toplayıp ateşe verdim. Ondan geride bir şey kalmasını istemiyordum. Birkaç gün sonra eşimin hesabında ne kadar para varsa çektim. Kerem'in ailesi zorda kalmasın diye yüklü bir tutarı onlara verdim. Zaten yaşlı insanlardı ve bu tutar ömürlerinin sonuna kadar onlara fazlasıyla yeterdi. Bu sırrı eşimin ailesi, Kerem'in ailesi, ben, Bergüzar ve Sadi dışında kimse bilmiyor. Evdeki mobilyaları ihtiyaç sahibi olanlara verip evi ve dükkanı elden çıkardım. Artık burada yaşamam için beni bağlayan bir şey kalmamıştı. Elimde olan bütün altınları sattım. Ne yapacağımı bilmez bir haldeydim ama burada da yaşayamazdım. Geride ben, üzerimde olan kıyafetler, Sadi ve para dışında bir şey kalmamıştı. Şehirden gitme vakti gelmişti. Arabama bindiğim gibi soluğu Bergüzar'ın yanında aldım. Beraber bir süre muhabbet ettik ve teşekkür ederek yanından ayrıldım. Arabama bindiğimde Sadi de yan koltukta belirdi. Birkaç kez gizliden hocalarla görüşmeyi denedim ama Sadi'yi görenler ben bu işi yapamam diyerek beni kabul etmediler. Yeni bir şehirde yeni bir hayatım var. Sadi de bana gayet iyi davranıyor. Din değiştirmeye ikna çabalarım halen daha devam ediyor. Müslüman olursa ondan kurtulma şansım olacağını bir forumda okumuştum. Şu an şansımı zorluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.